Herkese merhabalar. Ben Ece Erken. Bugün benim evimdeyiz ve evimi gezeceğiz. Aslında evimi çok açmayı seven ünlülerden değilim. Ama hem bu markayı çok sevdiğim için hem de yeni evimi sizlerle paylaşmak istediğim için böyle bir şey yapalım dedik. Şimdiden iyi seyirler. Bakalım benim evimi, daha doğrusu benim zevkimi beğenecek misiniz? Geldiğinizde ilk dikkatinizi çeken Beşiktaş tablosu, eşimin aldığı. Onun dışında benim daha çok dikkatimi çeken evi almadan evvel çok ışık almasıydı. Yani çok aydınlık bir ev en önemlisi. Ev gibi evleri çok seviyorum. Çok fazla vakit geçirdiğim tek bir yer var. Koltuğun, L şeklindeki o koltuğun en geniş tarafı, yani şu taraf. Çünkü biz orada oturuyoruz Eymen'le. Eymen de böyle dibimde oturmayı çok sever. Mesela biz uyurken de beraber uyuyoruz. O mutlaka o ayak bana değecek, o kol da değecek. O yüzden biz o L koltuğun en geniş yerinde oturup televizyon izlemeye bayılıyoruz. Dekorasyon tarzımı nasıl tanımlarım? Şık ve sade diyebiliriz. Şık parçaları çok seviyorum tabii ki ama böyle çok gösterişli olmaması lazım. Bakınca keyif alacağınız parçalar. Mum takıntım var. Mumu çok seviyorum. Eve girdiğinizde güzel bir koku olmalı. Aroma terapi kokularını çok seviyorum. İşte masaj yaparken kullandığımız kokuların evde de olmasını. Böyle garip garip takıntılarım olabiliyor. Yılın farklı dönemleri için evimde değişikliklere çok fazla gitmiyorum. Eskiden çok giderdim. Bir anda koltuk fikri gelirdi. Ya değişik bir koltuk burada olsun. İşte 2 ayda bir koltuk değiştirdiğim bile oldu. Garip garip saplantılarım vardı. İşte sürekli değişik bir ortam, değişik olsun diye. Eymen'in de varlığıyla birlikte aynı sıcaklığı hissetmek, aynı ortam olsun diye bilmiyorum. Hiçbir değişikliğe gidesim yok açıkçası. Mesela bu koltuk çok seviyorum. Bu koltuk devam edecek. Hani yıpranana kadar bu koltukla devam edeceğim. Bu alanı nasıl dekore ettim? Biliyorsunuz mağazada da size söylemiştim. İşte gold'u seviyorum, TV battaniyesini seviyorum. İşte burada da şu an görüyorsunuz. TV battaniyeleri bizim vazgeçilmezimiz. Televizyon izlerken mutlaka yanımızda olmalı, olmazsa olmazımız. Gold bana çok sıcak geliyor, ev ortamı geliyor. O yüzden gold'u tercih ediyorum. Yastık, bol yastık var gördüğünüz gibi. Eymen yastık seviyor. Ben de seviyorum aslında. Arada yastık savaşı da yapmıyor değiliz. Bu alanın hikayesi de böyle. Bölümde salon büyük olduğu için yine kullandığım yerlerden bir tanesi. Güzel, kullanışlı. Neden? İşte arkadaşım geldiğinde oturup burada kahvemizi içebiliyoruz. Genelde gold renkleri sevdiğim için araya böyle sanat eserleri koyup işte ne bileyim sevdiğim tabloları koyup daha da renkli hale getirebiliyorum. Yastık seviyorum. Peluş yastık kullanmayı tercih ettim. Ve yine işte vazgeçilmezim. Televizyon battaniyesi illa TV önünde olmak gerekmiyor. TV battaniyesini kullanmak için. Burada da yine kullanabiliyorum dekor olarak. Mumlar çok sevdiğim aksesuarlardan bir tanesi. Çiçek seviyorum, yeşillik seviyorum. Bu bölümü de, bu köşeyi de aslında evimin köşesini seviyorum. Evime en son ne aldım? Yani aslında dışarı çıktığımda eve alışveriş yapmayı çok sevdiğim için sürekli bir şeyler alıyorum. Hatırladığım kadarıyla bu kupayı almış olabilirim. Geçen haftalarda almışım çünkü malum biliyorsunuz yeni yıl geliyor. Yeni yıl gelince böyle rengarenk sofralar hazırlamak, rengarenk aksesuarlar almak adettendir gibi geliyor bana. Ondan dolayı da böyle renkli bir şey almak istedim. Bu kupayı aldım. Çok da beğenerek kullanıyorum. Onun dışında mum çok fazla alıyorum. Yine bu şu an gördüğünüz mumları da yeni almış olabilirim, bu hafta almış olabilirim. Ve soframa hoş geldiniz. Sizin için özel bir masa hazırladım. Gördüğünüz gibi yine gold detaylar mevcut ama gold'la silver'ı da bu sefer masamda kullandım. Eymen'e masalar hazırlamayı, yemek hazırlamayı çok seviyorum. Kalabalık sofra kim sevmez ki? Bana mutfak mı, sofra mı hazırlamak diye soracak olursanız tabii ki sofra hazırlamak. Ben işin daha çok süsleme, görsellik tarafındayım. Yani mutfakta da fena değilim aslında. Çok istekli yaptığımda çok güzel yemekler yapabiliyorum. Ama genellikle yapmıyorum. Ama tatlı derseniz Eymen'e tatlı hemen yaparım. O tür şeylerde iyiyimdir. Şimdi size hazırladığım sofrayı daha detaylı göstereceğim. Ben Amerikan servisi çok seviyorum ve hasır daha çok tercih ediyorum. Mermerde de hasır kendini daha güzel gösteriyor. 3 tane bardak kullanmayı çok seviyorum. Görseli daha şık oluyor. Aynı zamanda daha kullanışlı tabii ki. Çatal bıçak servislerim. Başka mum tabii ki şamdan. Dekor olarak yine çok güzel durduğuna inandığım masayı şıklaştıran ürünlerden. Onun dışında bakıyorum ne eksik? Tabii ki ailem eksik. Onlar da akşam burada olacak.
Evet, şimdi de yatak odamdayız. Aslında tabii ki çok özelim olduğu için çok paylaşmayı sevenlerden değilim, yineliyorum ama English Home takipçilerine özel olarak size de fikir vermesi açısından burası benim yatak odam. Bana göre şık ve sade ama ne yapıyorum? İşte nevresim takımlarıyla, yatak örtümle birlikte daha hareketli hale getiriyorum. Renkli şeyler seçiyorum. Mesela yastık kılıflarını karıştırıyorum. Farklı renklerde kullanıyorum. Çok daha keyifli oluyor. Eymen aslında tabii ki birazcık yaşını da aldı, 7,5 yaşında ama benle uyuyor. Benle yattığı için de birlikte televizyonumuzu açıp şöyle bol yastık yine kullandığım bir yatak gördüğünüz gibi. Birazdan Eymen'in okuldan gelme vakti. Geldikten sonra dersine başlamadan evvel küçük böyle bir aralığımız var. O aralıkta çizgi filmimizi izleyeceğiz. Bol yastıklı yatağımızda keyif yapacağız. Çünkü evimizde keyfimiz bilir.